Merhaba arkadaşlar, Dershane burada, hepiniz hoş geldiniz. Yine ben, yine Aleyna Hoca. Evet, yanlış sayfadayım. Evet arkadaşlar, şimdi sabah konuyu bitirdik. Bir üçüncü üniteyi de bitirdik. Şimdi sorularımızı çözüyoruz. Bakalım. Verilenlere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Büyük taarruz ile Batı Anadolu'nun kurtulmasından sonra sıra Doğu Trakya'nın ve Boğazların kurtarılmasına gelmiştir. Türk ordusunun buraları kurtarmak için harekete geçmesi İngiltere'yi telaşa düşürmüştür. İngiltere'nin İstanbul ve Boğazları Türklere karşı kesinlikle savunmak istemesi yeni bir savaş olasılığının belirlenmesine rol da neden olmuştur. Rol ne ya? Neden olmuştur? Ancak İtalya ve Fransa bu konuda İngiltere'yi desteklemedikleri gibi Çanakkale'deki birliklerini de geri çekmişlerdir demiş. Şimdi ulaşılamaz arıyorum. Büyük taarruz ile Türk ordusu düşmanı yurttan atmış mıdır? Evet. Batı Anadolu kurtulmuş diyor. İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığı yaşanmıştır. Evet. İtalya ve Fransa bu konuda İngiltere'yi desteklemedikleri gibi Çanakkale'deki birliklerini de geri çekmişlerdir diyor. İngiltere, İtalya ve Fransa'dan destek göremeyince yeni bir savaşı göze alamamıştır. Evet. Kurtuluş Savaşı'nın siyasi mücadele dönemi sona ermiştir. Hayır, askeri mücadele dönemi sona eriyor. O yüzden cevabım Denizli. İkinci soru, hani bu geçen videoda çözemediğimiz soru, şimdi burada çözüyoruz. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın maddelerinden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 14-15 Ekim gecesinden itibaren silahlı çatışmalar durdurulacaktır. İstanbul ve Boğazlar TBMM hükümetinin yönetimine bırakılacaktır demiş. Baktım. Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele dönemi sona ermiştir. Evet, burada yazıyor. Askeri zaferi tamamlayan diplomatik bir başarı kazanılmıştır. Evet. Ateşkes anlaşmasıyla. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini kabul etmişlerdir. Evet, bu maddeyle ettiklerini söylemiştik. Misak-ı milli sınırları itilaf devletlerine kabul ettirilmiştir. Sınırlardan bahsediyor mu? Hayır. O zaman cevabım Denizli. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Lozan Anlaşması Türk siyasal yaşamında başlı başına bir yer tutan milli bir eser durumundadır. Lozan Anlaşması yeni bir Türk devletinin kurulmasında temel öğe olan bir siyasal belge olmuştur. Konuşamıyorum da artık. Bu milli devlet tam anlamıyla uygar ve bağımsız bir devletin bütün haklarına sahip olmuştur. Lozan Anlaşması bunları belirler ve kabul ettirir demiş. İsmet Paşa'nın yukarıdaki sözlerine göre Lozan yeni Türk Devleti'nin kurulma sürecinde önemli bir yere sahiptir demiş. Evet. Lozan Türk Devleti'nin uygar devletleriyle eşit hale getirmiştir. Evet. Lozan'da çözüme kavuşturulamayan konular olmuştur. Oldu ama burada yazıyor mu? Hayır. O zaman cevabım 1 ve 2. Dördüncü soru. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sevr Barış Anlaşması'na göre müttefik devletlerin gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecektir. Ayrıca boğazlarla ilgili her türlü işlem içinde Türk delegesinin yer almadığı Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yürütülecektir. Lozan Barış Anlaşması'na göre boğazlardan geçişleri Türkiye Başkanlığı'nda kurulacak uluslararası bir boğazlar komisyonu düzenleyecektir. Boğazlar konusunda Türkiye savaş döneminde istediği gibi davranabilecektir demiş. Buna göre uluslararası komisyon boğazlarda egemenlik haklarımızı kısıtlamaktadır. Evet, doğru, ulaşırım. Allah, kalemi tutamıyorum. Lozan'da Sevr'e göre boğazlar konusunda az da olsa kazanım elde edilmiştir. Bu da doğru çünkü burada biz herhangi bir şekilde Türk delegesi yer almıyordu, Türk milletvekili. Burada ama Türkiye başkan oluyor. Yani bir şekilde de olsa bir şeyler almışız. Yani biraz kazanım elde etmişiz. Sevr Barış Anlaşması'na göre uluslararası komisyon tamamen kaldırılmıştır. Hayır, böyle bir şey de yok. Cevabım 1 ve 2 arkadaşlar. Cevabım Ceyhan. Buna göre Mustafa Kemal'in taarruzu ertelemesinin sebebi nedir demiş. Mustafa Kemal taarruz için ordunun yanı sıra kamuoyunu ve mecliste hazırlamaya önem verdi. Bu amaçla halka dağıtılacak bildirileri kaleme aldı. Bazı milletvekilleri taarruzun bir an önce yapılmasını istemekteydi. Mustafa Kemal bu milletvekillerine ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat bu taarruzu erteliyoruz. Sebebi hazırlığımızı tamamen ikmale biraz zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha fenadır sözleriyle yatıştırdı. Bu gelişmeler doğrultusunda ordu 1922 yılının yazarlarına doğru taarruzu hazır hale gelmişti demiş. Şimdi ertelemesinin sebebi. Milletvekillerinin isteklerini yere getirmek mi? Hayır, milletvekilleri direkt taarruz istiyor. Savunma savaşı yapmak? Hayır, taarruz yapacağız.
Taarruzu yaz aylarında yapmak. Hayır, böyle bir özel isteği yok. Ordunun eksiklerini tamamlamak mı? Evet. Çünkü burada diyor. Neredeydi o? İstemiyoruz. Ordumuzun... İşte ha, ordunun yanı sıra kamuoyu ve mecliste hazırlamaya önem verdi diyor. Yani ordu ihtiyaçlarını hazırlamak demiştik. O yüzden cevabımız Denizli. Altıncı soru. Mustafa Kemal'in büyük taarruzun önemini ifade ettiği bu sözlerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığın tarihe bir kereye hayazdıran muazzam bir eserdir demiş. Büyük taarruz başarıyla neticelendirilmiştir, çıkarılamaz diyor. Doğru. Yunanlara karşı büyük bir savunma savaşı diyor. Savunma mı? Büyük taarruz zaten adı. Taarruz. Dursun. Harekat planını hazırlarken her detay gözden geçirilmiştir. Evet. Türk ordusu daha önce de böyle kahramanlıklar göstermiştir diyor. Tarihi bir kere daha yazdırıyorsa diyor. Demek ki önceden de yazdırmış tarihi adını. O zaman bu da var. Cevabım boldu. Evet, 7. Amaçlarından hangilerine ulaşmayı hedeflemiştir diyor. Lozan Barış Anlaşması'na göre Ege Adalarından Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları Türkiye'ye, Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikerya Adaları ise Yunanistan'a bırakılacaktı. Fakat Türkiye anlaşmaya Yunanistan'ın bu adalarda deniz üssü kuramayacağına dair bir madde ekletmiştir demiş. Ege Adalarını silahsızlandırmak istemiş midir? Evet. Diplomatik ilişkileri geliştirmeyi istemiş midir? Hayır. Sınırlarını güvence altına almak istemiş midir? Evet. O zaman 1 ve 3 cevabım diyorum. Cevabım Ceyhan. Ve sorularım da bitmiş arkadaşlar. Evet, yine sorular kolaydı. Yani biraz okuduğunu anlamı birazcık da bilgi arkadaşlar. %40 bilginizi kullanacaksınız. %60 okuduğunuzu anlayacaksınız. Soruları zaten yaparsınız diye düşünüyorum. LGS'de de 1 veya 2 soru gelir bu konuyla ilgili. Çünkü 1, 2 ve 3. ünite, özellikle 2 ve 3. ünite önemli bir ünite arkadaşlar. 4. ünite de öyle hoş da. İşte önemli üniteler yani bunlar arkadaşlar. Kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.